Suriye'deki bu iç savaş 11 yıldır devam ediyor. Diğer ülkelerde bu duruma düşmesin diye canla başla çaba sarf ediyoruz. Eğer biz olmasaydık Libya bugün bir Suriye olurdu. Suriye'nin ülkemize yönelik bir terör yuvası haline gelmesine de izin vermememiz gerekiyor. Suriye'nin bölünmesine izin vermemiz gerekiyor. Özellikle Suriye'nin kuzey doğusunda PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye ülkeyi bölmesi için ayrılıkçı gündemini devam ettirmesi için verilen desteklerin de farkındayız. Ve buna da engel olmak için her türlü tedbiri alıyoruz ve alacağız. Nasıl kuzeyde güvenlik koridorları, terör koridoru kurmak isteyenler önce DAEŞ'ti sonra PKK. Bunlara darbe vurarak güvenlik koridorları kurduysak Suriye'nin de bölünmesine izin veremeyiz. Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Ve bundan sonra da bu konularda bugüne kadar olduğu gibi ne gerekiyorsa da yapacağız. Bunu da siz Hataylı hemşerilerimizle paylaşmak isterim. Neden Asya diyoruz? Çünkü Asya güçleniyor. Çünkü Asya ekonominin güç merkezi haline geliyor. Dolayısıyla bizim Asya'ya tekrar bütüncül bir anlayışla dönmemiz gerekiyor. Neden yeniden Asya diyoruz Türk dış politikası olarak girişimlerimizden bir tanesi? Çünkü köklerimiz, kökenlerimiz orada. Yani biz orada yeni değiliz. Ama bu dünya değişirken, Asya değişirken, dengeler değişirken bütüncül bir yaklaşımla tekrar oralara geri dönmemiz gerektiğinin vurgusunu yapıyoruz.